Oh be! Bir sabahta şöyle yıllardır ilk defa ruhsarın uyandırma manyaklıkları olmadan uyanmak. Ne güzelmiş. Vallahi topum olsa bunun şerefine 41 para top atardım ha. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Oo. Kahvaltı yapmak için kahvaltı hazırlamak lazım. Vay anasını. Lan ruhsar burada olsaydı şimdi ben elleriyle şöyle yapardı. Kahvaltı masada. Hoppa! Bu ne lan? Allah, hayal mi görüyorum ben acaba? Allah Allah! Öf. Dur, bir daha deneyeyim bakayım. Allah Allah! Yoksa ruhsarın yanında kala kala sihir gücü bana da mı geçti, nedir? Hah. Yaşasın ya, yaşasın! Artık ben de ruhsar gibi sihir yapabiliyorum. Vay be! Ne güzel şey bu ya, sihir yapmak. Yaşadın oğlum, mazar, yaşadın! Dile bakalım, kendinden ne dilersen. Dur bakayım, kendimden ne dileyim? Kainatın en güzel kızını getireyim. Fıstık gibi bir şey olsun böyle. Şöyle olsun, böyle böyle olsun. Tamam, kainatın en güzel kızını getireyim. Ruhsar, hoş geldin. Ruhsar ya! Evet, ruhsar! Seni alçaksan para. Demek kainatın en güzel kızını getirecektin ha? Ruhum, ruhsarcığım. Ben kainat güzeli derken seni kastettim. Bu kainatın en güzel kızı kim sensin? Yani seni çağırmak istemiştim. Böylece güzelliğin TSE tarafından olduğu gibi ISO 2000 tarafından da tescillenmiş oldu. Hadi oradan pis yağcı. Ayıp ediyorsun ruhsar. Hiç böyle şeyler için sihir gücümü kullanır mıyım ben ya? Ne sihir gücü be? O sihirleri sen değil ben yaptım bir kere. Ne? Sana küçük bir şaka yapmak istemiştim ama bu kadar istismar edilip kainat güzeli isteyeceğini düşünemedim şahsen. Ruhsar, vallahi isteyerek olmadı. Aniden oldu. Yani bir nevi refleks de sayılabilir. Ya madem öyle ben de sana gecikmiş bir refleksle karşılık vereyim bari. Ruhsar dur yapma. Bak vallahi şeytan doldurur ha. Madem kainat güzeli istedin, öyleyse aynaya her baktığında bir tane görebileceksin. Ruhsar dur, lütfen yapma. Ruhsar, Ruhsar kız ne yapıyorsun? Değişti beni. Kız kime söylüyorum? Ben böyle Miss Turkey falan Allah Allah. Uğraştırma beni. Değişti diyorum sana ya. Tamam, madem istiyorsun. Oh, Ruhsar. Ruhsar yapma, bunlar şişiyor. Bak patlar vallahi. Patlar, her yer göğüs olur. Bak ben de seninkileri patlatırım ha. Madem bu kadar yalvardın, büyük ruhluk bende kalsın bari. Hay Allah razı olsun. Bana bak Masar. Eğer küçücük bir yatağını daha yakalarsam seni eski haline getirip E5'e salarım ona göre ha. Tamam, tamam. Tamam, tamam Firdevs. Bu sefer açılacağım, söz veriyorum. Ya niye korkayım abinden? Alt tarafı bir abi. Ya. Yani erkekler genelde karikatürlerde ve skeçlerde kızın abisinden korkan tırsak tipler olarak temsil edilirler ya. O bakımdan söylüyorum. Yani dayak yerim endişesi taşıyabilirsin. Ya kankalar hiç birbirini döver mi? Merak etme, zaten dayak yeme. Ama abimle konuşmazsan benden dayak yiyebilirsin. Müfit, insanlar neredeyse torunlarını görmek üzere ama biz seninle daha evlenemedik bile. Seninle ilk etabı bile atlatamadık. Sen farkında değilsin ama abimle konuştuktan sonra bizi evlilik yolunda uzun bir prosedür bekliyor Müfit. Hadi ya. Daha gelip beni annemden isteyeceksin. Sonra söz kesilecek. Sonra nişan takılacak. Sonra aileler arasında olağan dünür kavgaları yaşanacak. Olmazsa olmaz. Bütün bunları atlattıktan sonra da şahitlerin ve davetlilerin huzurunda evleneceğiz. Yani Müfit, anlayacağın çok işimiz var. Ama zamanımız az. Onun için de abimle hemen konuşman şart. Tamam Firdevs'im, tamam. Söz veriyorum, bu sefer kesin açılacağım. Sen hiç merak etme. Hemen konuşacaksın abimle. Anladın mı? Yoksa aramızdaki
şey biter. Biter! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet.